Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çocuklar hem bebeklerimiz için örebileceğimiz çok şık çok güzel bir e, süperli bebek şapkasıyla birlikteyiz. Şapkamız e, dediğimiz gibi hem okul çağındaki çocuklarımıza hem de bebek çağındaki çocuklarımıza olabilecek gayet güzel bir şapka. E, 1-2-3-4 4 aşamayla şapkamızı örüyoruz. Bu alt kısmını saymazsak ilk önce şu alt kısmından haroşa olan yerden başlayıp hem başın arkası hem başımızın üstünü çalıştıktan sonra Yanlarımızı sırayla çalışıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Tekrar diğer tarafımızda çalıştıktan sonra bakınız ensedeki gördüğümüz bu lastiklerimizi örüyoruz. Ve en son siperliğimizi de örüp dikerek şapkamızı kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Evet dilediğiniz yaşlardaki çocuklarımız için örebilirsiniz. İpimizin kalınlığı inceliği ölçüyü belirlemektedir ee, çok büyük yaşlardaki ilkokul çağındaki çocuklarımızı öreceksek 5-6 yaşındaki kalın iplerle iki tane ilmek ilavesi yaparak başlayabilirsiniz aynı ölçülerde ince iplerle biraz daha ince kalın iplerle daha büyük durmakta bu e, yaş bu baya bir e, büyük oldu bakınız küçük başlamış olmamıza rağmen kenarları derken 1-2 yaş grubundaki çocuklarımıza rahatlıkla olabilecek ölçülerde. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen şapkamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şapkamızı örmek için 3,5 numaralı şişimizi ve Alize'nin Happy Baby ipini kullanmak istiyorum. İpimiz 100 gram ve 330 metreden oluşmakta. Renk numarası ise 119. Evet Şimdi ilmeklerimizi toparlayarak hemen şapkamızı örmeye başlayalım. İpimizin hepsini kullanmıyoruz. Az ip kullanıyoruz. Evet şimdi şu şekilde parmaklarımın arasına ipimi aldıktan sonra ittiriyorum. Ve sırası ile sıkıştırmadan 26 tane ilmeğimi toparlıyorum. haroşa olarak istediğimiz ölçü gelene kadar dümdüz örmeye devam edeceğiz. Haroşalarımızı hangi yönden örüyorsanız o yönden ters ya da düz hangi yönden alıyorsanız o şekilde alarak devam edeceğiz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24, 25 ve 26. 20 tane ilmeğim tamam oldu. Düğümümü atıyorum. Rahat çalışabilmek için şöyle sıkıştırıyorum ve başlıyorum ilmeklerimi örmeye. Birinci ilmeğimi şu şekilde boş alıyorum ve ipimi arkaya geçiriyorum. Düz örgümü örmeye başlıyorum her iki yönden de önden de arkadan da düz olarak örüyorum. Her iki dönüşüm bir diş haroşayı oluşturuyor. Bir gidip tekrar dönünce iki diş iki sıra bir diş. Evet şimdi düz bir şekilde örüyorum. Evet arka sıraya geçtim. Şöyle görelim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum, ipimi ön taraf alıyorum ve düz yönden örmeye devam ediyorum. Bu şekilde 41 diş olana kadar, yani şöyle 41 sıra olana kadar örmeye devam edelim. E sonrasında görüşelim. Haroşamı yeterli ölçü olana kadar ördüm. Bakınız örgümüzün düz yönünden itibaren sayalım: 2, 4, 6, 8, 10. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ve 41 diş haroşamızı ördüm. Şöyle yazalım. 41 diş haroşamızı 41 diş ördük. 26 ilmekle başlamıştık. İlk başlangıç noktasında 26 tane ilmeğimizi almıştık. Yukarıya doğru ise 41 diş ördük. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. Önce boyuna bakalım. Şöyle asılmadan normal duruşuyla bakalım. Hemen 1 santimden 22 santim. Uzunluğu 22 santim. Hemen enine bakalım. Eni ise On buçuk, on buçuk santim. Evet, şimdi örmeye devam ediyoruz. Bu aşamadan sonra yapacağımız işlemimiz ilmeklerimizi alarak e, yan kısımlarını örmeye başlamak. Bu örmüş olduğumuz kısım. Şapkamızın tepesini oluşturacak kısım hem başımızın üzeri hem başımızın arkasına gelecek kısım. Başımızın her iki yanı için bu uzun kısmın yanlarından örmeye başlayacağız. Onun için de ilmeklerimizi şişimize toparlayarak devam edeceğiz. Şimdi bakınız buradaki ilmeklerimizi hemen bir ipe ya da bir tane Ayraç hangisini kullanmak istiyorsanız ona geçirelim. Yandan ilmeklerimizi toparlayalım. İpimizi koparmamıza gerek yok. Şimdi hemen bu ilmeklerimizi toparlama işlemini yapalım. Evet ya şu şekilde ayracımıza direkt ilmeklerimizi takarak ilerleyebiliriz. Ya da e, iğnemizi ipliğimizi takarak ipliğimize takıp bağlayabiliriz. Hangisini tercih ederseniz her ikisi de olur. Şöyle çekiyorum. Birinci ilmeğimden itibaren almaya başlıyorum. Eğer iğnenizin ucu sivri ise arka yönünü çevirerek ilerlemeniz daha sizin için kolaylık olacaktır. Şöyle çıkardığımız zaman hemen takarsak hiç sıkıntı olmuyor. Evet, işlemimi hallettim. Şu şekilde ipimi bağlıyorum fazlasını da kesmek istiyorum herhangi bir şekilde takılıp durmasın evet dilerseniz tabi bu tip ayraçlarımızı da kullanabilirsiniz hangisi kolayınıza gelirse şimdi ilmeğimizi toparlamaya başlayalım şimdi örgümüzün düz yüzü ve arka yüzü haroşalarımızda her iki sıra aynı olduğu için çok da belli olmayabilir onun için bakınız burası arka yüzü Şuradaki daha düz duran kısım ise düz yüzü. Düz yüzü ve arka yüzü olacağı için bu bölümde ona göre ayarlama yapmamız gerekmekte. Şimdi e, arka yüz olan kısımdan bakınız çıkıntılar olacak. Yani şuradaki ilmeğimizin bir tanesini alıp diğer tarafını almayacağ, almayacağımız için e, almadığımız kısım iç kısma kalması gerekmekte. Bakınız örgümün düz yönü burası. İp, ipim şurada başlangıç ipim ve almaya başlıyorum ipimi buradan alıyorum, devam ettiriyorum, bakınız. Birinci ilmeğimi hemen şuradan alıyorum. Daha sonrasında hemen yandaki, bakınız, yandaki ilmeğimi şu şekilde altından girerek çıkarıyorum. Kendimden taraftaki bölümden alıyorum ve örgümün düz yönündeyim, bakınız. İpim de şurada. Şu başlangıç ipimi göstermek istiyorum. Kendimizden tarafta yan kısmı şu şekilde örmüştüm. Farklı şekillerde örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bazı arkadaşlarımız haroşa gibi örebiliyor. Hiç fark etmez. Önemli olan güzel bir şekilde ilmeklerimizi almanız. Evet şu şekilde bir tanesini kullanarak ilmeğimi alıyorum. Her yandan bir tane ilmeğimi çekiyorum. Ve başa kadar ilerliyorum. kendimizden taraftaki bölümden aldık bu tarafı düz örgü yapıyoruz sıra sonuna kadar ilerliyorum ilmeklerimi şişime toparladım burada tam 41 tane ilmeğimiz oldu hemen onu da yazalım toparlamış olduğumuz ilmeklerimizi bakınız şu an şişimizde bir uçtan bir uca 41 ilmeğimiz var 41 ilmek aldık diyorum hem şöyle gördüğünüz zaman daha anlaşılır bir hale alsın diye aslında yazıyorum. 41 ilmeğimizi aldıktan sonra şimdi örmeye devam ediyorum. Dümdüz örüyorum. Bakın burası örgümüzün arka yönü. İlk ilmeğimi boşalıyorum ve ilmeğimi aradan geçiriyorum. Ve sırası ile diğer uca kadar birer birer ilmeklerimi örüyorum. Sadece aldım geldim. Şimdi örgümün arka yönünden diğer başa doğru ilerlemekteyim. Başa doğru geldim. Bakınız. Arka yönü halen örüyorum. Son 3 ilmeğimi ördükten sonra örgümün tekrar düz yönündeyim. Tekrar başa doğru ilerliyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi örüyorum. Birinci ilmeği boş örüp ipimi araya geçirdim ve hemen şu şekilde devam ediyorum. Hiçbir işlem yapmadan ilerliyorum. sıramızın başına kadar örerek geldim. Burada 41 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi tam ortasını bulacağız. Ortadaki tek ilmeğimizi 20 sağ tarafa, 20 sol tarafa ayırdıktan sonra ortadaki 3 ilmeğimizi sadece bir yönden kesip bir yönden düz örerek ilmeklerimizi tamamen bitireceğiz. Şimdi tam ortamızı bulalım. Sayıyorum. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 21. ilmeğim şuradaki ilmeğim. Ayracımızı taktıktan sonra bakınız ayraçlı olan ilmeğimiz burası 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 ilmek de sol tarafta 20 sağda 20 solda ortadaki 21. ilmeğimiz her iki yönden de 21. Şimdi tam ortadaki ilmeğimizin bir tane sağından bir tane solundan yani şu üç tane ilmeğimizi örerken toparlayacağız bir yönde toparlayacağız diğer yönde düz örerek ilerleyeceğiz şimdi örgümün arkasını çeviriyorum bakınız arkadan toparlama işlemini yapıyoruz yani üçünü bir defada alacağız ön yüzden ise dümdüz öreceğiz şimdi bu ilmeğimin önünü şuraya almak istiyorum öreceğim yöne Evet şimdi burası bakınız arka yönü başlıyoruz örmeye birer birer örerek gelelim işaretimi bıraktığım ilmeğin yanına bir tane ilmek kalana kadar örerek geldim tam ortadaki 21. ilmeğimiz ve tekrar bir diye diğer taraf için başladığımız ilmeğimiz burası bakın örgümün ters yönü şimdi işaretimden bir öncesini işaretimi ve bir sonrasına şişimi alıyorum aynı gidiş yönünde üçünü birden örüyorum ve bir ilmeği düşürüyorum diğerlerini aynı şekilde örerek ilerliyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz sıra başına kadar geldim Evet örgümün arka yönünde ise sadece örüyorum kesme işlemi yapmıyorum Birer birer örerek ilerliyorum. Her bir ilmeğimizi burası örgümün düz olacak kısmı. Başa kadar ilerleyelim. Bakın bir önceki sırada kesme işlemini yaptığımız ilmeğimizin tam üzerindeyim. Düz olarak örerek ilerliyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Tekrar örgümüzün arka yönüne geldik. Şimdi arka yönünden yine dümdüz örerek geliyoruz. Biraz önce kesmiş olduğumuz ilmeğimizi yine merkeze alarak tam onu ortada bırakıp bir tane sağdan bir tane soldan üçünü aynı anda kesiyoruz. Şimdi örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ilerliyoruz. Birer birer. Bu alma işleminde birlikte yapalım. Sonra en son 5 ilmek kalana kadar örmeye devam edelim arada Tabii kontrollerinizi yapabilirsiniz herhangi bir şekilde fazla alma durumunuz olduysa bir yönden ama bakınız çok belli ortadaki ilmeğimizi görüyorum yine hiç işarete gerek yok bundan sonra zaten belirli üçünü aynı anda alıyorum ve diğer ilmeklerimi bu yönden örüyorum ters yönden ilmeğimizi alıyoruz düz yönden örüyoruz ve her ters yönden ortadaki 3 ilmeğimizi alalım 5 ilmek kalana kadar devam edelim ortalayarak başlamış olduğumuz kesme işlemini bakınız azaltarak uç kısma doğru geldim burası örgümüzün düz yönü diğer taraf ise örgümüzün ters yönü bakınız şuradan ilmeğimizin kalan kısmı 5 tane ilmeğimiz kaldı bakın 5 ilmeğimizi birlikte örelim birinci ilmeğimi alıyorum ortadaki 3 ilmeğimi birlikte alarak şimdiye kadar örmüş olduğum gibi kesiyorum ve diğer ilmeğimi örüyorum ve toplamda 3 tane ilmeğim kalıyor diğer arka yönden örerek geliyorum bir sıra kesiyoruz bir sıra örüyoruz hemen 3 ilmeğimizi ördükten sonra birinci ilmeğimi şöyle düzgünce alıyorum örmeden iki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi ördükten sonra birinci ilmeğimi kesmiş olduğum iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ve bir tane şöyle içinden zincir çeker gibi alıp kapatıyorum. Sıkıştırıyorum şu şekilde ve makasımla kesiyorum. İkinci parçamızı da bu şekilde tamamladık. Bakınız arkamız bu yöndeydi şu çıkıntılı olan kısım burada en önemli dikkat etmemiz gereken yer diğer tarafı da şimdi ilmeğimizi alarak örmeye başlayacağız. Her iki tarafında arkasının bu şekilde olması gerekmekte. Yanlışlıkla bir tarafı kabartılı, bir tarafı düz yapmayalım. Evet şapkamızın birinci parçası kafa üzeri ve arkasına başın arka kısmına gelen kısmımızı ve yan kısmımızı ördük. Yani birinci parçamızı da ikinci parçamızı ördük. Şimdi aynı şekilde örgümüzün bu taraftaki yanından 41 tane ilmeğimizi alıp örmüş olduğumuz bu kısmı birlikte öreceğiz. Şimdi ilmeğimizi almaya başlayalım. Dikkat etmemiz gereken nokta şuradaki bakınız ilmeğimizin kalan kısmını yine aynı ters yöne getirmemiz. Evet ilmeğimizi almaya başlayalım. Burası ters kısım. Bakınız ters kısmı. Şöyle ipimi alıyorum. Uç kısımdan başlıyorum. Kendimden taraftaki olan kısmından alıyorum. Burayı ördüğüm için diğer tarafı e, arka olacak. Buradan ilmeğimi toparlamaya başlıyorum. Bakınız şu şekilde. Birer birer alıyorum. İpimin şöyle bakınız. Ilmeğimi giriyorum. İpimi alttan çekiyorum. Daha sıkı oluyor bu şekilde. Giriyorum. ipimi alıyorum bakınız. Giriyorum. ipimi şu şekilde şişimin altına alıyorum. Üzerine değil. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi alıyorum ve devam ediyorum. Birer birer. Evet ilmeklerimizi taktıktan sonra bir diş haroşamı ördüm. Ortaya işaretimi koydum ve ilk kesme işlemimi yaptım. Ve diğer şuradaki yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını tekrar ederek buradaki işlemlerimizi de tamamlayalım ve sonrasında görüşelim. Evet şimdi görmüş olduğumuz gibi ikinci kısmını da örerek tamamladık. Her iki yönü de gayet muntazam bir şekilde örerek tamamladık. Şimdi ipimi koparmadım diğer uçtayım. Arka kısmından boynumuzun arkası ve bu yan kısımların hepsini tekrar ilmek alarak örmeye başlayacağız. Evet şimdi ilmeğimizi toparlamaya başlayalım. Yine ters yüzünden alalım. Bakınız diğer tarafta ipimizin bağlı olduğu kısım var. i̇pe bağlı olan kısma ben şişime taktım. Tabi ipte kalabilir hiç fark etmez. Şimdi dışarıdan alıyorum. Bakınız dışından alıyorum ki ilmeğimi şu şekilde Bakın bu kez ipimiz olmadan alıyoruz. İpimiz olmadan sadece şişime ilmeklerimi geçiriyorum. Bütün ilmeklerimizi almayı unutmayalım. Şimdi e, ipi taktığımız ilmeklerimize geldim. Hepsini şu şekilde hızlıca geçiriyorum. Evet yine başlıyorum ilmeklerimi almaya. Yönlerimize dikkat edelim lütfen başka hiçbir şeye gerek yok. En son ilmeğimi de takıyorum ve örmeye başlıyoruz. Burada ben lastik örgüsü örmek istiyorum. Bir düz bir ters olarak sizler yine haroşa da yapabilirsiniz. İki düz iki ters olarak da örebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz bir düz bir ters bir düz ters düz ters düz ve ters sıra başına kadar gelelim ve istediğimiz boy olana kadar örelim Evet bir ters bir düz örerek epeyce yükselttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra ördüm. Şimdi kesmek istiyorum. 8 sıramızın sonucunda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim bakınız düz olarak gelmiş örüyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğim ters gördüğüm gibi örüyorum. Ve bir önceki ilmeğimin içinden geçiriyorum düz örüyorum geçiriyorum ters örüyorum ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örelim ve keselim düz görüyorum ve kesiyorum şöyle kesme işlemini sıramızın sonuna kadar tamamlayalım şu şekilde Kesme işlemini düzgün bir şekilde tamamladıktan sonra her iki uçta da bağcıklarımızı örmeye başlayalım. Bağcıklarımız için ilmeklerimizi alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şöyle 7'yi daha düzgün alalım. Şuradan da bir tane alalım. 8 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 8 tane ilmeğimi aldım ve ben örmeye başlıyorum. Diğer uçtan da ilmeğimizi alıp yine aynı şekilde bir ters bir düz olarak örmeye başlayacağım. Evet, ilmeğimi aldım. İkincisini ters, düz, ters, düz. Bir ters bir düz olarak örüyorum ve istediğim uzunluk gelene kadar bağcık uzunluğunuzu tamamen zevkimize göre ayarlayalım çok da tabi abartılı olmasın kısa da olmasın evet ters düz ve ters ve çeviriyorum gördüğüm gibi istediğim kadar örmeye başlıyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğim hemen ters olarak geliyor düz ters düz düz ve ters Evet bu şekilde örmeye devam edelim şapkamızın seferlik kısmı için ilmeğimi aldım burada tam 50 tane ilmeğimiz var 50 tek şimdi 20 20 ayıracağız kenarları ortadaki 10 ilmeğin sağından ve solundan işlemlerimizi devam ettirip siperliğimizi örmeye başlayacağız şimdi e sadece şişime toparladım ilmeğimi. Şimdi bir uçtan diğer uca kadar örüyorum. Burada örgümüz ters düz olarak devam edecek. Ne lastik örgü öreceğiz ne de haroşa öreceğiz. Burada bir yön düz, bir yön ters. Şimdi ters yönümüzden örmeye başlıyoruz. İpimi bağladım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örgüm için ipimi öne geçiriyorum. Ve ipimi yarımlamadan diğer uca kadar ters örgümle örüyorum. Alışınız nasılsa hiç fark etmez. Bu yönde tersimizi örelim. Yönümüzün birisi düz, birisi ters olsun. Önemli olan o. Alım şekillerimiz hiç önemli değil. Uca kadar ilerleyelim. Uç kısma kadar geldim. Tekrar örmeye başlıyorum. Düz yöndeyim. ortaya doğru ilerliyorum bakınız herhangi bir işlem yapmadan şimdi işlemlerimizi birazcık sonra bu sıramızda başlayacağız. Yeteri kadar örelim. Evet şimdi şöyle saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. 20 tane ilmeğimi saydım. Ve şöyle ayıracımı takmak istiyorum bakınız 20 tane bu yönde. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Evet şimdi 2 4 sayalım. Ortaya 10 ayıracağız. 5 6 7 8 9 ve 10. Ortaya da 10 ayırdım. Şu şekilde takıyorum. Diğer tarafta da eee 20 kaldı. 50 ilmeğimiz olduğu için sağda ve solda. Şimdi örmeye başlıyoruz bakınız. Bu tarafta da sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Şimdi buradan ördüm. Bakınız burası 10. Şu ayracımızı önce bir çıkaralım şöyle alt kısma takalım. İlmeğimizi ve bizi engellemesin. Rahat çalışmak isterseniz siz de yani sırayı, sırayı kaybetmemek için herhangi bir şekilde bir belirlilik takmanızı tavsiye ederim. İlk etapta özellikle sonra belirginleşiyor. Evet baştan 20 ilmeğimi ördüm. 10 ilmeğimi de örerek geldim. Şimdi bu tarafta 20 tane ilmeğim var. 2 2 örerek döneceğiz. 2 şimdi buradan örüyoruz. Ortadaki 10'u örüyorum. 2 buradan örüyorum. Tekrar dönüyorum. 1 2 daha buradan ilave ediyorum. Buradan tekrar dönüyorum. 2 artı 2 artı 2 artı olarak örüyoruz. Evet şimdi başlıyorum. 2 tane ilmeği bu yönden örüyorum. 10 ken ilmeği 12 oldu. Şimdi dönüyorum. Döndüğümde delik olmaması için Buradan bir tane ilmeğimi geçici alıyorum. Etrafında sarıl dön tekniğini yapıyorum. Etrafında sarılıyorum. Örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Bakın şu iki ona yeni ilave ettik. Ve devam ediyorum. Sadece ters buradaki ana ilmeklerimizi örüyoruz. Kırmızı, bakınız kırmızıya geldim. İki tane bu tarafa geçmem gerekiyor. Hemen geçiyorum. İkiliyi buradan ördüm. Örgümün yönünü çeviriyorum ve bir tane ilmeğimi alıyorum. Etrafında dolaştırıyorum. Delik olmasın kasketimizin önünde. Ilmeğimi alıyorum ve başlıyorum. Buradan devam ediyorum. Bakınız iki aldım kırmızıdan sonra. Bir sonraki turumuz da 4 olacak. 2 2 sivrilerek ilerleyecek. İsterseniz her seferde de takabilirsiniz ama sayarsanız sizin için çok daha kolaylık olacaktır. Bakınız yeşilden sonra ikimizi örmüştük. Hem 2'yi örüyorum ve diğer 2'yi de örüyorum. Toplamda 4 tane ilmeğimi ördüm bakınız. Şapkamızın ucunu çıkarıyoruz. 4 ilmeğimi ördüm şöyle. Dilerseniz hiç karıştırmayalım bakınız. Dördüncüye takıyorum. Hemen şöyle altına takalım geçici bir şekilde. Ve şimdi örgümün yönünü çeviriyorum. İki ördükten sonra bir tane buradan ilmek alıyorum fakat örmüyorum. Sadece dönüşümde delik olmasın diye geçici alıyorum ve yine yerine takıyorum. Tekrar örüyorum. Bakınız sadece ortadakini 2 2 ilave ediyoruz. Kırmızımın olduğu yere geldim. Yine 2 tane ilmeğimi ilave ediyorum. Ben kaydırdım burayı. Tıpkı yeşilimde yaptığım gibi 2 ilmeğimi bu tarafa bakınız aldım. Hemen ilmeği de takıyorum bakınız. Döndürüyorum. Sadece geçişimi kolaylaştırmak için buradan ilmeğimi alıyorum etrafında döndürüyorum. Örmediğim ilmeğimi yine yerine takıyorum ve sırası ile Bakın, tam kırmızı da ördüğümüz yerde taktım. Devam ediyoruz böyle. 2 2 ekleye ekleye ilerleyeceğiz. Biraz daha birlikte örelim. Ortayı çoğaltıyoruz. 10 olan ilmeğimizi kenardaki ilmeklerimizi de ekleyip toplam sayıya ulaşıyoruz. Evet bakınız bu kadar örmüştük. Şimdi bu ikiyi örüyorum. Hemen ayıracımı çıkarıyorum ve takıyorum. Döndürüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Sadece dönüş işlemimi rahat yapmak için ve sonrasında yine örmeden takıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Kırmızıma doğru ilerliyorum. Tam kırmızımın olduğu yere kadar geldim. Bakınız şu şekilde genişlemeye başladı şapkamızın ön kısmı. Siperliğimizin. Evet şöyle alayım. Bu iki taneyi örmüştük. Hemen örüyorum. Şimdi diğer ikiyi ilave ediyorum. İlave ettikten sonra hemen takıyorum. bir daha ki turda iki daha ilave ediyoruz örgümün yönünü çeviriyorum ilmeğimi takıyorum etrafında dolaştırıyorum ilmeğimi ve yeşil ayracıma doğru arayı dümdüz örüyorum bakınız şöyle görelim genişlemekte örgümüz çok güzel bir şekilde burada da örmediğimiz kısımlar var burada da yeşilimi örüyorum bir ve 2 hemen 2 tane daha ilave ediyorum. 1 ve 2. Bir dahaki seferde tam buradaki sıraya kadar örüyoruz. 2 2 ilave ederek örmeye devam edelim. Aynen bu şekilde. 2'şer 2'şer ilave ederek bakınız şu şekilde tamamladık. Ve en son 2 tane ilmeğimiz buradan kaldı ve buradan kaldı. Bu 2 ilmeğimizi geri dönmeden örüyoruz. Bu sırayı tamamen örüyoruz uç kısma kadar. Şimdi başlıyorum buradan ikişer ikişer ilave ederek ilerledik. Şimdi tam bir uçtan diğer uca kadar örüyoruz. Evet bu uca kadar çıktık bir uçtan diğer uca kadar hepsini örerek geldim. Şimdi buradan örmeye başlıyorum. Şu uca geldiğim zaman iki ilmek kalınca bırakıyorum. Ve geri dönüşümü yapıyorum. Bu kez buraya 2 tane ilmek kalınca geri dönüyorum. Daha sonra ilerliyorum. Buradan 4 ilmek kalınca dönüyorum. İkişer ikişer bu kez buradan e, geri dönüşlerimizi yapıyoruz. bakınız 2, 4, 6, 8, 10 yani 20 tane ilmeğimiz oluşana kadar aynı şekilde e, geri dönerek ortada buluşuyoruz. Şimdi başlayalım uç olduğu için burası buradan diğer tarafa doğru ilerliyorum başlıyorum ve devam ediyorum Diğer uç kısma kadar birer birer örerek geldim ve iki tane ilmeğim kaldı 2 ilmeğimi örmüyorum geriye dönüşümü yapıyorum geriye dönüşümü yapınca ipimi öne alıyorum şu şekilde tekrar sarıl dön yapıyorum ve örmeye başlıyorum bu şekilde 2 2 geri dönüşümüzü yaparak tıpkı bu ortada yapmak istediğimiz yani yaptığımız işlemi bu kısımda da yapıyoruz. Diğer uca gelince yine ikişer ikişer geri dönüşlerimizi yapalım. Siperliğimizdeki yapmış olduğumuz çalışmayı şöyle göstermek istiyorum bakınız. 50 tane ilmeğimize başladık. 10 tane ortaya 20 20 kenarlarımızı ayırdık. Ve ikişer 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 ikişer, ikişer her iki yönden 2 2 2 2 2 bu yöne doğru tamamen bitirdik. Yine bir sağdan bir soldan 20 ilmeğimizi tamamen bitirdikten sonra bir sıra 50 ilmeğimizi ördük. 50 ilmeğimizin tamamını ördükten sonra bu kez ikişer ikişer kenarlardan azalarak ortaya doğru geldik. Ortada yine 10 tane ilmeğimiz olana kadar ikişer ikişer azalarak 2 2 2 2 bu yöne doğru geliyoruz. Yani şu şekilde bir görüntü ortaya çıkaracağız. Bakın merkezimiz orta olacak. Bu çoğalarak geldiğimiz yer şimdi yapmış olduğumuz işlem ise şu kısım olarak kalacak. Ortasından büktüğümüz zaman siperliğimiz şöyle görülecek bakınız. Ortadan büktüğümüz zaman çok güzel bir e, uyum içerisinde. Şimdi bakınız ikişer ikişer geri dönmelerimi yapıyorum. Tamamen 10 ilmek kaldığı zaman ise bir sıra gidip hepsini keseceğiz. Onu da birlikte yaparız. Evet yapmak istediğimiz bakınız işlem. Tamamen bundan ibaret 50 ilmeğimizi ikişer ikişer 20 ilmeğimizi tükettik her iki yönde bir sağdan bir soldan örerek sonrasında tamamen ördük. Sonra yine bu kez e, tamamen ördükten sonra ikişer ikişer geri dönüşlerimize başladık ortaya doğru ve şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Orta kısımları dar her iki dış kısmı bakınız şişkin. Ve ortadan ikiye katladığımız zaman siperliğimiz bu şekilde olacak. Yani bu parçayı alıp buraya döndüreceğiz ve şu görüntümüz ortaya çıkacak. Eksiltmelerimi yeterli sıraya geldi. Şimdi sıra başına doğru ilerliyorum. Bakın sıra başına doğru ilerlerken geri dönüş yaptığımız yerdeki sarıl dön tekniğini çalıştığımız bölümde bazen şu şekilde iplerimiz kalabiliyor. Bunu bakınız şuradan alıyorum. Diğer ilmeğimi de alıyorum. Bakınız bu ilmeğimi şu yanda duranı alıyorum. Ana ilmeğimi de alıyorum ve örüyorum. Dilerseniz takılabilirsiniz şu şekilde. Her ikisini ördüğümüz zaman herhangi bir şekilde ilmeğimizde bozukluk olmamakta. Evet, ona da dikkat edelim. Bakınız bu da aynı şekilde. Alıyorum. Üzerine takıyorum ve son ilmeğimi örüyorum şimdi diğer uca doğru örmeye devam ediyorum ortada 10 ilmek kalana kadar ikişer ikişer geri dönüşümüzü yaptık şimdi bir tam turumuzu yapalım ve bitirelim Bütün ilmeklerimizi ördükten sonra kesmeye başlayalım ilmeğimizi örelim ve keselim örüp keselim şu şekilde de kesebilirsiniz ördüğümüzü takıp her ikisini alarak da Hangisi daha kolayınıza gelirse ördüğümüzü takıp tekrar örmek bakınız ya da diğer yöntem önceki örüp sonra diğerinin içerisinden geçirmek hangisini dilerseniz ya da daha farklı tığlarla nasıl arzu ederseniz hangisi kolay olursa ilmeklerimizin tamamını keselim ve bitirelim Evet, siperlik kısmımızı şu şekilde örerek tamamladık. Bakınız, kenarlarında da şöyle yapıyoruz şimdi. İpimi biraz fazla kopardım, koparma işlemini yaparken ucuna da iğnemi taktım. Şu şekilde dikmeye başlıyoruz. Uçlarını birbirine denk getiriyorum, bakınız. Ve dikme işlemini hemen başlatıyorum. Buradaki ipimi çekmemişim, ilk önce onu çekip kapatıyorum kesme işleminden sonra iğnemi tekrar takıyorum ve dikmeye başlıyorum elinizin yatkınlığına göre şöyle iplerimizi de içeri alırsak daha rahat ederiz Aslında öncesinde gizlesek daha hoş olacak Evet kenarlarından güzel bir şekilde dikmeye başlayalım Evet uç kısmımıza kadar dikerek geldim. Bakınız gayet güzel oldu. Tam şöyle büktüğüm zaman ortaladım şöyle. Diğer tarafı da aynı şekilde ortaladıktan sonra şapkamızın tam ortasını şu şekilde büktüm. Her iki ortanın olduğu yere yerleştirip artık şapkamızın kenar kısmını dikmeye başlayabiliriz. Şapkamızın iç kısmından dikelim. Bakınız ters kısmından dikmeye başlıyorum. İşaretlerimizi falan taktım. En uygun yerden hemen tersini çevirdim. Tersinden dikkatli bir şekilde dikmeye başlıyorum. Tamamen el becerisi elinizin yatkındığı nasıl rahat edecekseniz o şekilde dikmeniz en uygun olanı. Bakınız ters yönünden dikelim bunu unutmayalım. Telleyip ya da iğne takarsak herhangi bir aksilik olmadan çok güzel bir şekilde şapkamızı dikmiş oluruz. Siperlik kısmımızı da. Önce artırdık sonra azalarak geldik ve siperliğimizi oluşturduk. İki kat edip diktik. Şimdi de tam ortaladıktan sonra kenar kısmının bir bölümünden başlayarak dikiyoruz. Elimizi de düzeltelim. Düz yönü çevirdiğimde bakınız düz yönü şu şekilde olacak. Evet böyle devam edelim ve sonrasında görüşelim. Evet, siperliğimiz de bu şekilde dik dik bakınız gayet güzel oldu. Şöyle uç noktaya kadar kalınlığı duruşu her şeyiyle çok hoş. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.